Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Bizi kendisinin insana şeref kazandıran sofrasında buluşturduğu için. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Bizi kitaplar içerisinde Kur'an'a muhatap ümmet kıldığı için. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Bizi peygamberler arasında eşref-ül mürselin olan Hazreti Muhammed'e tabi kıldığı için. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Son getirdiği ilk dirilteceği için. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Dirilttiği o günde hararetle bekleyen insanlar arasından bizi ilk cennete uyur ettiği için. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Mağfireti, merhameti, şefkatiyle bizi kuşattığı için. Selat ve selam elçisi Hazreti Muhammed'e olsun. İnsanlığın en şerefli numunesi, Cenab-ı Hakk'ın en güzel aynası, Allah'ın yeryüzünü, gökleri yaratma nedeni olarak kendisinde tecelli olan o güzel ahlakından dolayı sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın selamı, salatı onun üzerine olsun. Rahmeti, mağfireti, affı hepimizin üzerine olsun. Buradayız. Belki şu anda yapılan eylemler arasında en onurlu, en değerli, Allah'a en sevimli iş içerisindeyiz. Çünkü onun yeryüzünü imar için indirmiş olduğu kitabını anlamak, onu paylaşmak, konuşmak, bir zikir halkasında, zikirler içinde en üstün zikir, Kur'an halkasında bulunmak üzere buradayız. Değerli arkadaşlar, yine ilk bölümünde Aleyhisselam'dan bize nakledilen ahlakın üstün nitelikleriyle ilgili bugün saydığımız 10 ahlak maddesinden ikincisini ele alacağız. Ahlak-iman ilişkisi daha önceleri sıklıkla bahsettim. İman, ahlaksız imanı nasıl tanımlarız? Elbisesiz bir beden gibi. Soğukta yara alır, sıcakta yara alır. Dışarıdan gelecek her türlü taarruza karşı dayanıksızdır, güçsüzdür. Ahlakı olmayan iman da odur. Ne eksik derseniz, İslam aleminde en fazla eksikliği çekilen konu nedir derseniz, ahlak konusudur. İslam'ın indiriliş hiyerarşisinde, sıralamasında nelere daha çok dikkat çektiğine dikkat edersek, alıcı gözle bakarsak, imandan sonra imana artı, ahlakın olduğunu görürüz. İmandan sonra imana artı, ahlakın olduğunu görürüz. Onun için eğer iman kemalete erecekse ahlak güzelliğini üzerinde taşınması lazım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iddiasına girmeden önce, kendisine davet etmeden önce hakkı, İslam'ı neyle gösterdi? 40 yıllık ahlakıyla gösterdi. Konuşmayalım, iş yapalım. Konuşmayalım, ahlakımızla, vasıflarımızla örnek olalım. Bu dini konuşulan bir din olmaktan çıkartalım. Beraber yaşandığı zaman insana ünsiyet veren, merhamet veren, katkı sağlayan, cömertlik veren, her insanın faydalandığı yaşanan bir din haline getirmeye çalışalım. İşte o zaman göreceksiniz. Din parlayan bir güneş gibi. Bütün alemi ışıldayacak, bütün alemi ısıtacak ve herkes için cazip bir merkez haline gelecektir. Çünkü bu dinin insan üzerinde en büyük referansı insanın kendisine göre yaratıldığı fıtrat kanunlarıdır. O din ile fıtrat örtüşür. Bir insan en kolay neyi kabul eder derseniz, Allah'ın indirdiği dini deriz. Çünkü insan İslam fıtratı üzere yaratılmıştır. Din de İslam olarak inmiştir. Nasıl reddetsin ki bünyeyle tamı tamına uyum içerisinde olan bir nizamı, bir hayat düzenini insan niçin reddetsin? Kendisinden adalet göreceği, şefkat göreceği, af göreceği, dünyada zenginlik ve iktidar göreceği,
ahirette cennet ve cemal göreceği, huzuru, emniyeti, saadeti göreceği bir nizamın için reddetsin ki insan? Reddeder çünkü bizde temsil sıkıntısı vardır. Reddeder, bizdeki dini reddeder. Kitaptaki dini değil. Kitapta din bir güneş gibidir, belirttiğim gibi. İşte ahlaki niteliklerden birincisi Sıdkul Hadis diye Efendimizin belirttiği 10 maddeden birincisi doğru konuşmak idi. Geçen hafta bunu ele aldım. Bugün Sıdkul Bes diye Efendimizin dillendirdiği, belirttiği bir haslet daha. Ne demek Sıdkul Bes? Zor zamanda Allah'a sadakatini göster. Allah'ın memnun edici hali tavrı ortaya koy en zor zamanlarda. Bu büyük bir ahlaki özelliktir. Zor zaman insanın bazen savaş gibi can pazarında olduğu ortamlarda, bazen de erdemi göstermenin çok zor olduğu ortamlarda kendini göster.